Arkadaşlar merhaba, Türkçe Haniye hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere kafiye, redif ve ahenk unsurları ile ilgili 5. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu dörtlüğün uyat düzeni ve türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Parçaya baktığımızda dize sonlarındaki sözcükler yollar, sesim, kollar ve nefesim sözcüklerini görüyoruz. Arkadaşlar, yollar ifadesinde yol kelimenin kökü şuradaki larlar eki nedir? Çoğul ekidir. Kollar ifadesinde kol kelimenin kökü lar nedir arkadaşlar? Çokluk ekidir. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi ikisi de çokluk eki, ikisinin görevi de aynı. O yüzden ben bunları redif olarak kabul ederim. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Ol sesleri kalıyor. Ol sesleri iki ses benzerliğinden dolayı tam kafiye olarak karşımıza çıkar ya da tam uyak olarak karşımıza çıkar. Sesim ve nefesim sözcüklerine baktığımızda ayak sesim dersem im iyelik eki, benim nefesim dersem im iyelik ekidir. Her ikisinde de im ekleri iyelik eki olarak kullanıldığı için rediftir. Geriye kalan es seslerine bakıyoruz. Bakın es sesleri de iki ses benzerliğinden dolayı tam uyak olarak karşımıza çıkar. Uyak düzenine baktığımızda ise birinci dizenin üçüncü dizeyle kendi içinde uyaklı olduğunu görüyoruz. O yüzden bunlar AA olur. İkinci dize ile dördüncü dizede kendi içinde uyaklı olduğu için bunlar da BB olur. Yani A, B, A, B şeklinde çapraz uyak düzenine sahiptir. Ve dize sonlarında her ikisinde de tam uyak kullanıldığı görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız çapraz uyak ve tam uyağın olduğu D seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Seçeneklere bakıyorum. Yarım uyak, redif, ahenk unsurları önemsenmemiştir. Halk şiir geleneğinden yararlanılmıştır. Zengin uyak kullanılmıştır. Yarım uyak, redif ve zengin dediğine göre arkadaşlar önce şiirin ahenk unsurlarına bakmam gerekiyor. Şimdi düğüm sözcüğü, ürktüğüm sözcüğü, mesafelerden ve nelerden sözcüklerini görüyoruz. Bakın arkadaşlar, ne soru zamir olarak karşımıza çıkıyor, lar çokluk eki, den ayrılma hal eki. Kelimenin kökü mesafe, lar çokluk eki, den ayrılma hal eki. O halde lerden aynı görevde kullanıldığı görülmektedir. Bu yüzden bunları redif olarak alırım. Geriye kalan ses benzerliği ise E seslerinin benzer olduğu görülmektedir yine. Tek ses benzerliğinden dolayı E sesleri yarım uyak olarak karşımıza çıkar. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Redife de yer verildiği için B seçeneği de gider. Düğüm ve ürktüğüm sözcüklerine bakıyoruz. Arkadaşlar, düğüm kelimesi kök halinde. Ürkmek kelimenin kökü, dıkdik sıfat fiil eki yani yapım eki, fiilden isim yapım eki almış. Benim ürktüğüm dersem de iyelik eki olur. Ama düğüm sözcüğü kök halinde olduğu için artık buradaki eklerin bir anlamı kalmıyor. Direkt kafiye yani uyağa bakıyorum. Şuradaki üğüm sesleri dört ses benzerliğinden dolayı zengin uyağı oluşturur. Bakın burada zengin uyak kullanılmış. O yüzden ben E seçeneğini de elemiş olurum. Arkadaşlar şiire baktığımızda ölçüyle yazıldığını görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. Zengin uyak var. Redif var arkadaşlar. Halk şiir geleneğinden yararlanıldığını görüyoruz dolayısıyla. Bunu elemiş oluruz. Ama demin de ifade ettiğimiz gibi hem ölçülü hem zengin uyak var, hem redif var, hem yarım uyak var. Yani ahenk unsurları burada önemsenmemiştir demek yanlış bir ifade olur arkadaşlar. Uyak varsa, redif varsa, ölçü varsa ahenk unsurlarından faydalanılmış demektir. Zaten bunlar ahenk unsurlarını oluşturur. O yüzden yanlış olan seçenek C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde redif kullanılmıştır diyor. A seçeneğine baktığımızda aşka ve başka sözcüklerini görüyoruz. Arkadaşlar, aşka sözcüğü başka sözcüğün içerisinde yer almış mı? Evet. Bir sözcük başka bir sözcüğün içerisinde yer alıyorsa
Tunç Uyak vardır. Görmüş olduğunuz gibi redif kullanılmamış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. C seçeneğine bakıyoruz. Varlık ve artık sözcükleri görülmektedir. Vardan varlık olmuş. Yani isimden isim yapım eki almış. Fakat artık kelimesi kök halinde. Bu yüzden ben direkt uyaklarına bakıyorum arkadaşlar. Şuradaki ık seslerinin ortak olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı da burada tam uyak kullanılmıştır. Redif burada da kullanılmadığı için C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğinde ise uykularından ve zindan sözcüklerini görüyoruz. Arkadaşlar, zindan sözcüğü kök halinde olduğu için yine direkt kafiyeye bakıyorum. Bakın endanlar benzer sesler olarak karşımıza çıkar. 4 ses benzerliği olduğu için burada ne var? Zengin uyak var arkadaşlar. O yüzden yani redif kullanılmadığı için D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğinde ise mavi ve müsavi sözcüklerini görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mavi sözcüğü kök halinde. O yüzden direkt arkadaşlar yine kafiyeye yani uyağa bakmış olurum. Burada da şu avi seslerinin ortak olduğu görülmektedir. 3 ses benzerliğinden dolayı burada da yine zengin uyak kullanılmıştır. Burada da redif yok. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise serinler ve dinler sözcüklerini görüyoruz. Arkadaşlar dinlemek fiil R nedir? R burada geniş zaman kipekidir. Serinlemek fiil R nedir arkadaşlar? Bu da geniş zaman kipekidir. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki R ekleri geniş zaman kipeki olarak karşımıza çıkar. Eklerin görevleri aynı olduğu için bunlar rediftir. Geriye kalan ses benzerliğine bakacak olursak da inle seslerinin ortak olduğu görülmektedir. 4 ses benzerliğinden dolayı da burada zengin uyak kullanılmıştır. Ama bize redif olanı sorulduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. Bakalım. Kanar güller, bülbüller. Kelimenin kökü gül. Kelimenin kökü bülbül. Lar çokluk eki, lar çokluk eki. Görmüş olduğunuz gibi larler nedir arkadaşlar? Redif görevindedir. Geriye kaç ses benzerliği kaldı? İki ses. Yani üller kaldı. Üller iki ses benzerliğinden dolayı tam kafiye olarak ne yapar arkadaşlar? Tam uyak olarak karşımıza çıkar. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde yaprak ve ağlayarak sözcüklerini görüyoruz. Yaprak sözcüğü kök halinde olduğu için direkt uyak düzenine bakıyorum. Yani uyaklarına bakmış oluyorum. Arkadaşlar şuradaki raklar ortak sesler olarak karşımıza çıkar. 3 ses benzerliğinden dolayı burada ne vardır? Zengin uyak vardır. Biz tam uyağı bulmak zorundayız. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. C seçeneğine baktığımızda ise kızıllığın ve yığın sözcüklerini görüyoruz. Yığmaktan yığın olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Kızıllığın sözcüğünde ise kelimenin kökü kızmaktan kızıl, kızıldan kızıllık. Senin kızıllığın dersem arkadaşlar buradaki ın nedir? Buradaki ın iyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi eklerin görevleri aynı değil. Eklerin görevleri aynı olmadığı için direkt uyaklara bakıyorum. Arkadaşlar ın seslerinin ortak olduğu görülür. 4 ses benzerliğinden dolayı burada yine ne vardır? Zengin uyak vardır. Bize tam uyağı bulmamızı istemişti. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Devam edelim. D seçeneğine bakıyoruz. Zamandan ve limandan sözcüklerini görüyoruz. Danden sesleri ayrılma haleki olarak kullanılmıştır her ikisine de. O yüzden bunlar rediftir. Geriye kalan ses benzerliğine baktığımızda ise man seslerinin yani 3 ses benzerliğinin olduğu görülmektedir. 3 ses benzerliğinden dolayı burada da zengin uyak vardır. O yüzden ben D seçeneğini denemiş olurum. E seçeneğinde ise hızı ve kırmızı sözcüklerini görüyoruz. Kırmızı sözcüğü kök halinde olduğu için yine direkt olarak kafiyeye yani uyağa bakmış olurum. Arkadaşlar bakın ızı sesleri burada 3 ses benzerliği olarak görülür. İkisine de ortak olduğu görülmektedir. 3 ses benzerliğinden dolayı burada zengin uyak vardır. Bize tam uyağı sormuştu.
O yüzden E seçeneğini de elemiş olurum. B seçeneğine baktığımda ise hevesimde ve sesimde sözcüklerini görüyoruz. Kelimenin kökü heves, kelimenin kökü ses. Benim hevesim dersem iyelik eki, benim sesim dersem iyelik eki. D bulunma hal eki, D bulunma hal eki. İmdeler, imdeler aynı görevde kullanılan ekler olduğu için nedir? Rediftir arkadaşlar. Geriye kalan ses benzerliğine baktığımızda ise S seslerinin ortak olduğu görülmektedir. Her ikisine de iki ses benzerliği olduğu için burada da tam uyak kullanılmıştır. Soruda da bize uyak tür aşlaklardan hangisinde vardır demişti parçadaki. Burada da tam uyak vardı. Burada da tam uyak vardır. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde tam uyak kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. A seçeneğine baktığımızda kurulur ve vurulur sözcüklerini görüyoruz. Bakın kelimenin kökü kurmak, kelimenin kökü vurmak. Kurmaktan kurulmak olmuş. Yani fiilden fiil yapım eki almış. Vurmaktan vurulmak olmuş. Bu da arkadaşlar fiilden fiil yapım eki almış. Ur geniş zaman eki, ur geniş zaman eki. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki ulurlar aynı görevde kullanılan ekler olduğu için rediftir. Geriye kalan ur seslerinin ortak olduğu görülür. İki ses benzerliğinden dolayı da burada ne vardır? Tam uyak vardır. Tam uyak kullanılmayanı sormuştu. A seçeneğine kullanıldığı için bunu elemiş oluruz. B seçeneğine bakalım. Koldan ve yoldan sözcüklerini görüyoruz. Kelimenin kökü kol, kelimenin kökü yol. Dan ayrılma hal eki, dan ayrılma hal eki. İkisi de ayrılma hal eki olduğu için burası rediftir arkadaşlar. Geriye kalan o seslerinin ortak olduğu görülür. İki ses benzerliğinden dolayı da burada yine ne vardır? Tam uyak vardır. O yüzden B seçeneğini de demiş oluruz. C seçeneğine bakıyoruz. Serilir ve bizimdir sözcükleri görülmektedir. Biz kişi zamiri bizimdir derken in burada nedir arkadaşlar? Tamlayan ekidir. Dir de ek fiildir. Sermek fiil kökü. Sermekten serilmek olmuş. Fiilden fiil yapım eki almış. İr de geniş zaman ekidir. Gördüğünüz gibi eklerin görevleri aynı değil. O yüzden ben direkt kafiyeye bakıyorum. Şuradaki ir seslerinin ortak olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı burada da tam uyak vardır. O yüzden ben C seçeneğini denemiş olurum. D seçeneği dursun. E seçeneğine baktığımızda ise kumaştasın, yaştasın sözcükleri görülmektedir. Kelimenin kökü kumaş, kelimenin kökü yaş. Kumaştasın ifadesinde ta burada bulunma hal ekidir. S kaynaştırma harfi, ın da ek fiilin geniş zaman çekimidir. Yaştasın sözcüğünde ta bulunma hal ekidir. S kaynaştırma, ın da ek fiilin geniş zaman çekimidir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tasınlar tasınlar aynı görevde kullanılan ekler olduğu için rediftir. Geriye kalan ses benzerliğine baktığımızda ise aş seslerinin yani iki sesin ortak olduğu görülür. O yüzden iki ses benzerliğinden dolayı burada tam uyak vardır. Tam uyak olmayanı sormuştu bize. O yüzden E seçeneği de gider. D seçeneğine baktığımızda ise ilerle ve kafilelerle sözcüğünü görüyoruz. Bakın, ilerle sözcüğünün kökü nedir arkadaşlar? İleridir. Ünlü düşmesi var. İleriden ilerlemek olmuş. Yani buradaki lale eki isimden fiil yapım eki olarak karşımıza çıkar. Kafilelerle sözcüğünde ise kelimenin kökü kafile. Larler çokluk eki. Bu isim olduğu için, kafile isim olduğu için buradaki lale eki de arkadaşlar ne ekidir? Vasıta ekidir. Bakın eklerin görevleri farklı. O yüzden ben direkt yine kafiyeye bakıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki lerle seslerinin ortak olduğu görülmektedir. Burada da 5 ses benzerliği var. O yüzden zengin uyak kullanılmıştır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soruya geldik. Altıncı soruda bu dörtlükte kullanılan ölçü, uyak türü ve uyak dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Güller tepesinde, sesinde ve siner sözcüklerine bakıyoruz. Arkadaşlar gül isim kökü. Lar nedir burada? Lar burada bakın çoğul ekidir.
siner sözcüğüne baktığımızda ise sinmek fiil er nedir? Er de burada geniş zaman kipekidir. Eklerin görevleri aynı mı? Değil. O yüzden direkt uyaklarına bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki ses benzerliği görülmektedir. Bu yüzden iki ses benzerliğinden dolayı burada tam uyak vardır. Arkadaşlar o halde bu A ise ben buna da ne demiş olurum? A derim. Tepesinde ve sesinde sözcüklerine bakıyoruz. Kelimenin kökü tepe, kelimenin kökü ses. Sesinde kelimesinde şuradaki senin kumruların sesi dersem i, iyeli keki n kaynaştırma, d ile bulunma halik olarak karşımıza çıkar. Dalların tepesi dersem s kaynaştırma, i, iyeli keki n kaynaştırma, d ile bulunma halikidir. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar şu indeler, değil mi? Bakın şuradaki indeler aynı görevde kullanılan ekler olduğu için burada redif olarak kullanılmıştır. Geriye kalan esler de iki ses benzerliğinden dolayı yine tam kafiye olarak, yani tam uyak olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu da kendi içinde kafiyeli olduğu için 2 ve 3 bunlar da BB olur. Kafiye düzenine, yani uyak düzenine baktığımızda A, B, B, A şeklinde olan uyak düzenlerine ne diyoruz? Sarmal uyak diyoruz. Sarmal uyak var. Ve görmüş olduğunuz gibi her ikisine de arkadaşlar tam uyak kullanılmıştır. Seçeneklere baktığımızda çapraz uyak demiş gider, gider. Sarmal uyak, zengin uyak demiş bu da gider. Şimdi tam uyak, sarmal uyak, tam uyak, sarmal uyak. Arkadaşlar şiire baktığımızda Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar var mı? Yok. Olmadığı için bu hece ölçülü yazılmış ve hece ölçüsünün sayacak olursanız ünlü harfleri 14'lü hece ölçülü yazıldığı görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır? A seçeneğine baktığımızda sevdikleriniz aşkına, deniz aşkına. Buradaki aşkına sözcükleri, yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı olduğu için nedir arkadaşlar? Rediftir. Geriye kalan ses benzerliğine bakacak olursak nis sesleri 3 ses benzerliğinden dolayı zengin uyaktır. Redif kullanılmış, o yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise pencereni ve beni sözcüklerini görüyoruz. Ben kişi zamiri i belirtme haleki. Pencere kelimenin kökü n kaynaştırma, i nedir burada? Bu da arkadaşlar yine belirtme haleki olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla i seslerinin ortak olduğu görülmektedir. O yüzden bunlar redif olarak kullanılmıştır. Geriye kalan iki ses benzerliği var. Enler var. Enler de iki ses benzerliğinden dolayı nedir? Tam uyaktır. Burada da redif kullanılmış. O yüzden ben B seçeneğini denemiş olurum. C seçeneği dursun. D seçeneğine baktığımızda ise açtığını ve uçtuğunu sözcüklerini görüyoruz. Kelimenin kökü açma, kelimenin kökü uçma. Açmaktan açtığı olmuş. Yani sıfat fiilekini almış. Bütün sıfat fiilekleri nedir arkadaşlar? Daha doğrusu bütün fiilimsiler yapım ekidir. Burada da tık tık eki fiilden isim yapım eki olarak karşımıza çıkar. Uçtuğunu derken yine buradaki tık eki de arkadaşlar yine sıfat fiilekidir ve yapım ekidir. Buradaki de fiilden isim yapım eki olarak karşımıza çıkar. Onun açtığı dersem ı iyelik eki, onun uçtuğu dersem u iyelik eki, n kaynaştırma, n kaynaştırma, u belirtme hal eki, ı belirtme hal eki. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tuğunu ve tığını sözcüklerinde aynı seslerin kullanıldığı, yani aynı eklerin kullanıldığı görülmektedir. Buradaki ekler görev yönüyle aynıdır kısacası. Dolayısıyla bu ekler redif görevinde kullanılmıştır. Geriye kalan ç seslerinin de yarım uyak olarak kullanıldığı görülmektedir. Burada da redif var arkadaşlar. Burada da redif var. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise bahçemizden ve bohçamızdan sözcüklerini görüyoruz. Kelimenin kökü bahçe, kelimenin kökü bohça. Bizim bahçemiz dersem iyelik eki,
bizim bohçamız dersem iyilik eke. Den ayrılma haleki, dan ayrılma haleki. Arkadaşlar, rediflerde önemli olan eklerin görevlerinin aynı olması ve eklerin sayıca eşit olması. Görmüş olduğunuz gibi mizdenler ve mızdanlar aynı görevde kullanılan ekler olduğu için bunlar rediftir. Ama kafiyelerde muhakkak seslerin aynı olması lazım. O yüzden mesela E ve A sesi farklı olduğu için biz burada kafiye vardır diyemeyiz. Redif sormuştu. Burada da redif var. O yüzden biz E seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise bekler ve çiçekler sözcüklerini görüyoruz. Beklemek fiil. R burada nedir arkadaşlar? Geniş zaman kipekidir. Çiçekler sözcüğünde çiçek isim. Larler nedir? Larler burada çoğul ekidir. Bakın, eklerin görevleri aynı mı? Değil. O yüzden direkt uyaklarına bakıyoruz. Ekler sesleri, şuradaki ekler seslerinin sırayla ortak olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 5 ses benzerliğinden dolayı burada zengin uyak vardır. Arkadaşlar, redif kullanılmayanı sormuştu. Bakın, burada eklerin görevleri aynı olmadığı için redif yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizelerdeki kafiye türü vardır diyor. Bitti ve öttü sözcükleri görülmektedir dize sonunda. Bitmek fiil, ötmek fiil. Şuradaki T eki nedir? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. Öttü derken buradaki tü de nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. Bunlar aynı görevde kullanılan ekler olduğu için bunlar rediftir. Geriye hangi sesler kaldı? Bakın, geriye T seslerinin kaldığı görülmektedir. Bir ses benzerliğinden dolayı burada yarım uyak vardır. Şimdi seçeneklere baktığımızda yapraksız olmaz, topraksız olmaz demiş A seçeneğinde. Kelimenin kökü yaprak, kelimenin kökü toprak. Yapraktan yapraksız olmuş. Sızsız ekleri burada her ikisinde de olumsuzluk ekidir ve yapım ekidir. Olmaz sözcükleri de yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları da aynı olduğu için sözcük halinde rediftir. Dolayısıyla sız olmaz, sız olmaz hem ek halinde hem de sözcük halinde redif olarak karşımıza çıkar. Geriye kalan ses benzerliğine baktığımızda şuradaki rak seslerinin benzer olduğu görülmektedir. Üç ses benzerliğinden dolayı da burada zengin uyak vardır. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. Bulutlu kaldı, umutlu kaldı sözcüklerine bakıyoruz. Arkadaşlar, kelimenin kökü bulut, kelimenin diğer kelimemiz umut. Bakın, buluttan bulutlu olmuş, isimden isim yapım eki. Umuttan umutlu olmuş, isimden isim yapım eki. Kaldı sözcükleri de yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı olan sözcük halinde rediflerdir. Dolayısıyla lu kaldı, lu kaldılar burada redif olarak kullanılmıştır. Geriye kalan ses benzerliğine bakacak olursa burada da arkadaşlar ut seslerinin benzer olduğu görülmektedir. Ut sesleri iki ses benzerliğinden dolayı tam uyaktır. Bize yarım uyak sormuştu. Bundan dolayı B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise çağlar gibi, dağlar gibi sözcüklerini görüyoruz. Çağ isim, lar çoğul eki, dağ isim, lar çoğul eki. Gibilerde nedir arkadaşlar her ikisinde? Edattır. Görmüş olduğunuz gibi lar gibi, lar gibi burada hem ek halinde hem de sözcük halinde kullanılan redifler olarak karşımıza çıkar. Geriye kalan ses benzerliğine baktığımızda ise ağların iki ses benzerliğinden dolayı tam uyak olduğu oluşturduğu görülmektedir. Bu yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise dağlar olmasaydı çiçeği solmasaydı diyor. Arkadaşlar, solma kelimenin kökü, olma kelimenin kökü. Mame olumsuzluk eki, mame olumsuzluk eki. Sesa dilek şart kipi, sesa dilek şart kipi. Y kaynaştırma, y kaynaştırma. D ek fiilin hikayesi, d ek fiilin hikayesi. Görmüş olduğunuz gibi masaydı, masaydı sözcükleri aynı görevde kullanılan ekler olduğu için rediftir. Geriye ol sesleri kalmış. İki ses benzerliğinden dolayı burada ne var arkadaşlar? Tam uyak vardır. Bundan dolayı ben
D seçeneğini de elemiş olurum. E seçeneğine baktığımızda ise gülenim yok, silenim yok sözcüklerini görüyoruz. Bakın, kelimenin kökü gülmek, kelimenin kökü silmek. Gülmekten gülen olmuş, yani fiilden isim yapım eki almış. An en sıfat fiil eki, bütün fiilimsiler yapım ekidir. Gülenmek diyemeyeceğim için buradaki an en eki fiilden isim yapım ekidir. Silmekten silen olmuş. Buradaki an en de yine yapım ekidir. Sıfat fiil ekidir. Bütün fiilimsiler yapım ekidir. Arkadaşlar, silenmek diyemeyeceğim için bakın bu da fiilden isim yapım eki olarak karşıma çıkar. Benim gülenim dersem iyilik ekidir. Benim silenim dersem bu da iyilik ekidir. Yoklar da olumsuzluk eki olarak karşımıza çıkıyor. Ya da sözcü olarak karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi enim yoklar, enim yoklar aynı görevde kullanılan sözcük ve ekler olduğu için bunlar redif olarak görülmektedir. Geriye kalan ses benzerliğine bakacak olursak sadece L seslerinin ortak olduğu görülür. L sesleri ortaksa arkadaşlar tek ses benzerliğinden dolayı burada yarım uyak kullanılmıştır. Bize de parçadaki dizelerle aynı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Çapraz uyak düzeniyle uyaklanmıştır diyor A seçeneği. Parmağın git, dağın git. Arkadaşlar bakın. Dağın, parmağın aynı seslere sahip. O yüzden ben buna A dersem buna da A derim. Bırakmadan git, bakmadan git. Bu da aynı seslere sahip. O zaman ben buna B dersem buna da B demiş olurum. A, B, A, B düzeniyle oluştuğu için çapraz uyak vardır. O yüzden A seçeneğini elemiş olurum. B seçeneği dursun. İkinci ve dördüncü dizide tam uyak vardır diyor. 2 ve 4'e bakıyoruz. Bırakmadan git, bakmadan git. Bakın kelimenin kökü bırakma, kelimenin kökü bakma. Madammeden zarf fiileki, madammeden zarf fiileki. Gitler de aynı anlamda kullanılmış. Yazılışları aynı, okunuşları aynı sözcükler. Anlamı da aynı. O halde ben şöyle yapıyorum. Madan git ve madan gitler hem sözcük halinde hem de ek halinde redif olarak karşımıza çıkar. Geriye kalan ak sesleri ise arkadaşlar iki ses benzerliğinden dolayı neyi oluşturur? Tam uyağı oluşturur arkadaşlar. Bundan dolayı C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birinci ve üçüncü dizede de zengin uyak vardır diyor. Bakalım. Parmağın ve dağın sözcüklerine bakıyoruz arkadaşlar. Elimi 5 yerinden dağladı. Senin 5 parmağın desem. Parmak isim. Senin parmağın dersem buradaki ın ne olur arkadaşlar? Buradaki ın iyelik eki olur. Diğer mısraya baktığımızda ise bir yerin göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın ifadesinde dağ kelimenin kökü. Dağın çöktüğü dersem buradaki ın ne olur arkadaşlar? Buradaki ın tamlayan ek olur. Bakın parmağın ve dağın sözcüklerindeki ın ekinin görevleri aynı değil. Görevleri aynı olmadığı için ben bunlardaki kafiyeye bakıyorum arkadaşlar. O halde şuradaki ağınlar aynı seslere sahip olduğu için ve 4 ses benzerliği olduğu için burada ne vardır arkadaşlar? Burada zengin uyak vardır. Bundan dolayı D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. E seçeneğinde ise ikinci ve dördüncü dizede madan gitler rediftir demiş. Biz de aynısını söylemiştik. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birinci ve üçüncü dizede ın sesleri rediftir diyor. Arkadaşlar birinci ve üçüncü dizedeki ın seslerinin görevleri aynı olmadığı için redif olarak alamamıştık hatırlarsanız. Zengin uyak olarak kabul etmiştik. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru. Derinden derine ırmaklar ağlar. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Şimdi ırmaklar ağlar, anlayan bağlar. Ağlar kelimesi. Bağlar sözcüğün içinde yer aldı mı arkadaşlar? Evet. Bir sözcük başka bir sözcüğün içerisinde yer alıyorsa buna biz ne diyoruz? Tunç uyak diyoruz. Bu yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. Şimdi uzağa çoban çeşmesi, dağa çoban çeşmesi.
Bakın arkadaşlar, şuradaki A yönelme haleki, A yönelme haleki, çoban çeşmesi de aynı anlama gelmiş, yazılışları okunuşları aynı, anlamları da aynı olan sözcükler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunlar da sözcük halinde redif ve ek halinde redifler olarak karşımıza çıkmaktadır. Geriye kalan ses benzerliğine bakacak olursak ağlar. Yani iki ses benzerliği var. Burada da tam uyak kullanılmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla redife yer verilmiş. O yüzden A seçeneği gider. Tam uyak kullanılmış. Bundan dolayı da B seçeneği gitmiş olur. Ünlü sesleri saydığımızda bu şiirin 11'li hece ölçülü yazıldığı görülmektedir. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Arkadaşlar, cinaslı uyak görmüş olduğunuz gibi yok. Yani dize sonlarında yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcükler varsa cinaslı uyağı oluşturur. Burada yazılışı, okunuşu aynı sözcükler var fakat anlamları aynı. Bize farklı olan lazımdı. O yüzden bunlar redif olarak kullanılmıştır. Cinaslı uyak olmadığı için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Aşağıdaki dizelerden hangisiyle bu dize alt alta sıralanırsa aralarında tam uyak olur demiş. Tam uyak bildiğiniz gibi arkadaşlar nedir? İki ses benzerliğidir. Kaş kelimenin kökü ım nedir? Im arkadaşlar benim kaşım dersem iyelik ekidir. Dır da ek fiilin geniş zaman çekimidir. İsimlere gelen. Şimdi A seçeneğine baktığımızda kelimenin kökü diş, benim dişim dersem iyelik eki olur. Dir de arkadaşlar ek fiilin geniş zaman çekimidir. Aslında imdirler, imdirler üstteki dizeyle aynı görevde kullanılan ekler olarak karşımıza çıkar. Fakat burada ş sesleri ortak olduğu için yarım uyak oluşturur. Ama bize tam uyak lazımdı hatırlarsanız. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. C seçeneğine baktığımızda ise zulüm isimdir arkadaşlar. Dür nedir? Ek fiilin geniş zaman çekimidir. Bakın burada da yine aynı şekilde M seslerinin ortak olduğu görülmektedir. Burada da karşımıza ne çıkar arkadaşlar? Yarım uyak çıkar. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise kulumdur sözcüğünü görüyoruz. Kul isim, benim kulum dersem iyelik eki, dur da ek fiildir. Ek fiilin geniş zaman çekimi. Umdurlar redif olur arkadaşlar. Geriye kalan ses benzerliği olmadığı için burada kafiye yok zaten. Yani uyak yok. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğinde ölümdür sözcüğünü görüyoruz. Bakın ölmekten ölüm olmuş. Yapım eki almış isim. Dür nedir arkadaşlar? Ek fiilin geniş zaman çekimidir. Burada da M seslerinin ortak olduğu görülmektedir. Birin üstteki dizeyle. Dolayısıyla burada da yarım uyak oluştuğunu görmekteyiz. O yüzden ben bunu da elemiş olurum. B seçeneğine baktığımızda ise yaşımdır sözcüğünü görüyoruz. Bakın kelimenin kökü yaş. Benim yaşım dersem iyelik eki olur. Dır da ek fiilin geniş zaman çekimidir. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki ındırlar ve şuradaki ındırlar aynı görevde kullanılan ekler olduğu için nedir? Rediftir. Geriye hangi sesler kaldı? Bakın burada aş sesi kaldı. Burada da aş sesi kaldı. İki ses benzerliği var. İki ses benzerliğine biz ne diyoruz? Tam uyak diyoruz. Bizi de bunu sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda gam vurur gamzedeler, gam çekme deli gönül. Sinem hakkak delemez, delerse gamzedeler. Bu dörtlükteki altı çizili sözler aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaktadır diyor. Şimdi gamzedeler ifadesinde buradaki kederin insana vermiş olduğu zarardan bahsediyor arkadaşlar. Gamzedeler ifadesinde ise buradaki anlamın değiştiği görülmektedir. Sevgilinin gülmesiyle oluşan, yanakta oluşan çukurun aşığın kalbini vurmasından bahsediyor. Onu etkilemesinden bahsediyor. Bakın arkadaşlar okunuşları aynı. Yazılışlarında küçük farklılıklar olabilir bunların. Yazılışları aynı. Okunuşları aynı. Anlamları farklı olduğu için burada ne var arkadaşlar? Burada cinaslı uyak var. Bundan dolayı da doğru cevabımız cinaslı uyağın yer aldığı
D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.